Sayın Şenol Sunat ve Sayın Mehmet Akalın, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Abdurrahman Başkan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Sayın İbrahim Akın, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mustafa Adıgüzel ve Sayın Ömer Fethi Gürer, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Ahmet Çolakoğlu. Gruplar adına ilk söz Saadet Partisi grubu adına Sayın Selçuk Özdağ. Süreniz 5 dakikadır Sayın Özdağ, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Soma'da şeyde Erzincan İliç'te müessip bir hadise olmuştur. Bu Türkiye'nin adeta kaderi haline dönüşmüştür. Elbette ki ülkemiz çok zengin, tarım yataklarına, su yataklarına, maden yataklarına ve de güneşine, denizine ve kumuna sahip. Maden yataklarımızda çeşitlilik arz ediyor. Demirimiz var, bakırımız var, wolframımız var, altınımız var, nikelimiz var, kömürümüz var. Bu çeşitlilikten elbette ki istifade etmek isteriz. Elbette ki Türkiye zengin olsun, başka ülkelere muhtaç olmasın, bunları ithal etmesin, hatta bunları ihraç etsin. Bir yandan parası Türkiye'de kalsın, bir diğer yandan da bunları satarak da çok ciddi şekilde zenginliğe katma değer sağlasın. Mesela Manisa'da nikel madenleri var. Çaldağ'da, Turgutlu Çaldağ'da nikel madenleri var. Burayı İngiliz şirketi almıştı. Açık liç usulü yapmak istedi. Buna müsaade edilmedi ama nikel madenleri Gördes'te var. Gördes'te Zorlu Holding bunu kapalı liç usulü yaptığı zaman herhangi bir suyumuza veyahut da bitkimize, nebatatımıza, havamıza zarar vermediği de ortaya çıkmıştı. O zaman bu kürsüden yine konuşmayı ben yapmıştım. O zaman iktidar partisinde milletvekiliydim. Bazıları itiraz ediyorlardı. Gelin bu madenden tesislerin kurulmasında geri kalmış ülkelerin veya kalkınmakta olan ülkelerin tesislerini kullanmayalım, malzemelerini kullanmayalım, teknolojisini kullanmayalım. Gelin Finlandiya'nın, Güney Afrika'nın, Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın kullanmış olduğu teknolojik malzemeleri kullanalım demiştim. Ve onlar da yapıldı. Zorlu'ya da teşekkür ediyorum. Ama gördüğümüz şu ki buraların çok ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Denetim mekanizmalarının zayıf olduğunu görüyoruz biz burada. Ve bu özellikle Erzincan'daki altın madeninin çıkartılmasıyla ilgili çok fazla feveranlar var. Çok fazla konuşmalar var. Buraların aynı zamanda çet raporlarının verilmesiyle ilgili istifamlar var, şayiler var ve şaibeler var. Değerli milletvekilleri, burada bu madende yaşanan facia ilk değil. Daha önce Soma'da da oldu. Manisa Soma'da bir maden kazasında 301 kişi vefat etti. Ve bunun üzerine meclis bir araştırma komisyonu kuralım dedi. Kurduk. Ben de içerisindeydim. Manisa milletvekilleri olarak beraberce çalıştık. Bütün Manisa milletvekilleri birlikte o komisyonun üyesiydik. Tam 7 ay çalıştık. 7 ay boyunca görmüş olduğumuz tüm yanlışların raporlarını getirdik, yazdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim ettik. Kaç sene geçmiş? 2014'te 13 Mayıs 2014 yılında bu maden kazası oldu. Hemen akabinde bir araştırma komisyonu kuruldu. Tam 7 ay sürdü ve de bizim vermiş olduğumuz rapordaki önerilerimize hiç kimsenin kulak vermediğini gözlemliyoruz. Eğer kulak vermiş olsaydınız bu 10 sene içerisinde daha yeni 2022 yılında Amasya'da 42 vatandaşımız öldü. Kömür madeninde öldüler. Altın madenlerinde zehirlenmelerinden tutun da bununla ilgili kömür madenlerde göçüklere kadar kaçak ruhsat verilmelerine, kaçak ruhsatsız çalışmalara kadar denetimsiz bir şekilde bunlar yapılıyordu. Siz 10 yıl içerisinde neden bunlarla ilgili doğru dürüst bir çözüm önerisi bulmadınız? Bulamadınız. Niçin bulamadınız? Çünkü meseleyi samimi olarak incelemiyorsunuz. Ve de buradan yabancılar geliyorlar, Türkiye'de ruhsatlar alıyorlar. Ve de geçen gün maden odaları ziyaretime geldiler. Söylediler, eskiden dediler çok fazla kişi ruhsat alıyordu. Şimdi bu ruhsat vermeleri kısıtlamaya başladılar. Ve de hem bir yandan duygusallık devreye giriyor, hem bir diğer yandan da kendileri burada tekelleşmenin önünü açıyorlar ifadesini kullanmışlardı. Değerli milletvekilleri, gördüğümüz şu ki buralarda denetimin olmadığını görüyoruz. Denetlemenin olmadığını görüyoruz. Soma'daki şöyle söylüyorlardı. Ben iyi müfettişleri, denetçileri tenzih ederim. Rakı balık, ayvalık diyorlardı. Buraya gelen müfettişler geliyorlar, patronlar tarafından ağırlanıyorlar, ayvalığa götürüyorlar. Ardından da bu insanlar hiçbir şey yokmuş gibi maden ocağı çok güzel, teknoloji çok güzel, insan kaynakları çok güzel, işçi eğitimi çok güzel, işçi güvenliği çok güzel, iş güvenliği çok güzel diyerek raporlar yazıyorlar. Peki bu kazalar niye oluyor?
Değerli milletvekilleri, dünyanın her ülkesinde hemen hemen maden çıkartılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika'da, Güney Afrika'da veyahut da Kanada'da, Avustralya'da, Çekya'da buralarda madenler çıkartılıyor. Peki oralarda iş kazaları oluyor mu? Oluyor. Çok nadir oluyor. Peki bu iş kazalarında hakikaten ölenler oluyor mu? Oluyor ama çok nadir, çok az sayıda insanlar ölüyor. Yaralananlar hemen hemen yok gibi buralarda. Ama bizim ülkemizde ölümlere baktığınız zaman şu an burada İliç'te kaç kişinin göçük altında olduğunu bilmiyoruz. Hatırlarsanız Elbistan'da da aynı şekilde bir göçük meydana gelmişti. Toprak kayması meydana gelmişti. Ve o toprak kaymasında hala daha insanlar oralardan çıkartılamadı. Niye bizim teknolojimiz yok mu? Niye bu teknoloji... Son bir dakika Sayın Özdağ, lütfen. Ve şunu söylemek isterim değerli milletvekilleri, burada tesise deprem, su kaynakları ve nehirlerin korunması bakımından bilimsel gerçeklere aykırı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca nihai ÇED olumlu kararı verildiği raporlanmış. Burada ÇED raporlarını veren Murat Kurum, yani bir bakan ve kalkıp özür dilemesi gerekiyor bu bakanın. Ve aynı zamanda daha vahim bir şeyden de bahsedeceğim. Bir yandan bu araştırma önergesinin kabul edilmiş olması, araştırma komisyonu kurulmuş olması iyidir. Ama tepkileri azaltmak adına yapılmamalıdır. 10 yıl önceki raporun açıklanmasını ve tekliflerimizin burada kanun olarak geçmesi gerekiyordu. Şimdi niye getiriyorsunuz böyle bir şeyi? Demek ki başarısızsınız. Demek ki kötü yönetmişsiniz. İyi denetleyememişsiniz. Demek ki buralarda başka şeyler var. O nedenle bir de Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz Bey'in söylediklerine kulak vermenizi rica ediyorum, istirham ediyorum. FAO'dan diyor insanlar geldi. Balıkesir'de, Aydın'da ve Bursa'da valiler kabul etmiş. Teşekkürler Sayın Özdağ.